İnsan geçici dünyanın sadece misafiri değildir. Bu geçici, fani zaman ve mekan içinde kendi öz anlamına ulaşmak isteyen bir yolcudur. Bu yolculuk bilinci, inanç ve sanatla gerçek anlamına ulaşır. Sanattaki her an, her çizgi, her motif size kendi yokluğunuzu hatırlatmakla kalmaz. Gerçekten var olmanın Hakk'ın varlığında yok olarak anlaşılabileceğini de gösterir. Kendinizin orada bir hiç olduğunu hissediyorsunuz. Yaradan'ın büyüklüğünü bir kez daha kalben tasdik etmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla bu çalışmalar içerisinde sürekli bence bir ibadet yapmış oluyorsunuz. Yani hem dünyevi hem uhrevi bir an yaşamış oluyorsunuz bu sanatları çalışırken. İslam'ın insanlığın tümünü kuşatan tevhid akidesi, yolculuğun başına ve sonuna dair temelleri içermekle kalmaz. İnsana hayatı güzelleştirmenin, anlamlandırmanın yollarını da öğretir. Eşrefi mahlukat olan insan, sanatla kendi fıtratının güzelliklerini ortaya koydukça, hakiki güzele ve güzelliğe dalıp gider. Bu sanata başladığımız zaman içinizdeki benlik duygusu bir kere sıfırlanmış oluyor. Hiçlik duygusuna bırakıyor yerini. Egolarınızı birazcık bertaraf etmiş oluyorsunuz. Daha böyle bir yeryüzünde ben bir zerreyim. Yani ne yaparsam yapayım herhangi bir özellik taşımıyorum. Bir hiçim duygusuyla yaklaşıyorsunuz. Öfkelerinizin yerini daha bir sükunet almış oluyor. Zaten bu sanatlarla ilgili eserleri evinizde sergilediğiniz zaman onun yanında edepsizce davranmanız mümkün değil. Dolayısıyla o evde herhangi bir çatışmanın yaşanması söz konusu olamayabilir. Yani bir edeben o eserlerin size kattığı bir duygu oluyor. Dolayısıyla daha sakin olabiliyorsunuz. Hayatınız daha dingin olabiliyor. Her şeyi yeniden gördüm. Ağacı yeniden gördüm, çiçeği yeniden gördüm, yaprağı yeniden gördüm. Ve Yunus Emre'nin sorduğum sarı çiçeği dediği ilahideki sarı çiçeğin bile yapraklarındaki orantıyı saatlerce çizmek zorunda kaldık pergelle, milimetrik ölçümlerle. Yani benim hayranlığım arttı. Buradan inanışım pekişti. Ne kadar yüzeysel yaşadığımı, ne kadar yüzeysel düşündüğümü, biraz ene duygumun olduğunu düşündüm resmi güzel yapardım diye. Ama hiçbir şey yapamıyormuşum. Geleneksel İslam sanatlarının mimariden sonra en bütüncül olanı minyatür sanatıdır. Minyatür kelimesinin Orta Çağ Avrupa'sında kullanılan ve minyum denilen bir kırmızı boyadan isim halini aldığı belirtilir. Minyatür kelimesi Türkçe'ye Cumhuriyet'le beraber girmiştir. Modern dönemle birlikte minyatür olarak anılan bu sanat, geleneksel dünyamızda nakış olarak bilinmekte, bu sanatı icra edenlere de nakkaş denilmektedir. Konya'da bugün tıpkı geleneğin dünyasında olduğu gibi tesibi, ebruyu, resmi bilen sanatkarlar minyatür sanatını icra etmektedir. Bir minyatür gördüm. Fatih Sultan Mehmet'in minyatürüydü. Kaftanın o kürk taraması o kadar hoşuma gitti ki o incelikler. Benim bununla devam edebilirim ve ebruya da minyatürle dokunabilirim diye düşündüm. Yani gelenekli bir sanata, gelenekli bir sanatla dokunmak, bu benim için bir amaç oldu. Daha sonra minyatüre başladım, kısmet oldu. 2008 yılında Ersen Perçin hocamla. Amaç ebruya minyatürle dokunmakta önceleri. Sonra minyatürün içine girdikçe, minyatür başlı başına artık ilerlemeye başlayınca o kadar derin ki, o kadar büyük bir derya ki içine daldıkça yenilikler çıktı. Yeni şeyler beni etkileyen. Minyatür sanatını eğitimini almadan önce tesip eğitimini almak zorundayız. Yaklaşık bir 3-5 yıl kadar tesip eğitimi aldık minyatüre destek olması açısından. Çünkü desenlerimiz tamamen tesiple ilgili desenler, motiflerimiz. Onları da uyguluyoruz, çalışmalarımızın içine yerleştiriyoruz tesibi. Hat başlı başına tabii ki ayrı bir güzel sanat dalımız. Onun da biraz ucundan başlamıştım ama o dönemlerde çalışıyordum. Çok devam edemedim. Dolayısıyla sekteye uğrayınca elimiz bozulmuş oluyor. Yeniden sıfırdan başlamak gerekiyordu. Ona da pek vaktimiz olmadı.
minyatürü ben diğer gelenek sanatlardan ayırmıyorum. Hepsi de kendi içinde çok büyük değerler. Nakkaşlar, geçmişin dünyasını tevhidin gözüyle yarına aktaran ressamlardır. Ancak resim sanatından farklı olarak, zaman ve mekan vurgusu değil, bütün detaylarıyla olan biten öndedir. Geleneksel bir nakışta resmin maddileştirici, dondurucu unsurları bulunmaz. Bu yüzden minyatür sanatı resimden farklı olarak varlığa özellikleriyle bakmaktır. Kişilerden daha çok karakterlerin, eşyadan daha çok anlamların öne çıktığı bir sanattır minyatür. Resimdeki tedirginliğim şöyleydi. Resim suret çizmek, üç boyutlu suret çizmek benim biraz inanışıma rahatsız eden bir şeydi. İslam'a ters olabilir mi, Rabbim razı olmaz mı diye düşünürdüm her zaman. Minyatürdeki suretlerde de hocamın beni ikna ettiği şey şuydu. Hepsi insanlar aynı surettedir. Çünkü ayrı farklı çizilmez. Burada üç boyutluluk yoktur. Bütün insanların suratı aynı çizgi, aynı ağız, aynı göz olarak standartlaştırılır, farklılaştırılmaz. Allah'a muhalefet olmayız böylece. Allah'ın yarattıklarına muhalefet olmayız. Biz onun yarattıklarını ancak hayranlıkla seyredebiliriz. Taklitçisi olabiliriz ancak diye. Minyatürdeki aldığım lezzet budur benim. Ben minyatürde ayrıntıları keşfetmeyi sevdim, detayları keşfetmeyi sevdim, tarihi keşfetmeyi sevdim. Yani dönemin kıyafetleriyle hangi döneme ait olduğunu o resmin, ne anlatılmak istendiğini, ne yaşandığını o dönemlerde o duyguyu algıladım. Hani normal Batı resminde daha böyle göze sokarcasına baktığınız anda birden zaten fark ediyorsunuz. Natürmörtte bir meyve resmi vardır veya bitki resmi vardır, anında keşfediyorsunuz. Ama minyatürde çok küçük ayrıntılarda onu gezerek keşfediyorsunuz. Bir anda değil de ufak ufak, santim santim gezerek tablo üzerinde her ayrıntısına ayrı hayran oluyorsunuz. Yani minyatürün böyle bir özelliği var. Geleneksel haliyle nakış, yani minyatür sanatı, gözlaşmaya ve ayağı yere basmayan taklit dönüşümlere, zevksizliğe karşı duruştur. Yaşama ve dünyaya saf bir çocuğun kirlenmemiş tertemiz bakışıdır. Resim yapmak, ortaokul dönemlerinde resim derslerimizde yağlı boya çalıştım, tablo çalıştım. Dediğim gibi ama bir detay vardı içinde, yani çok ince çalışmak. Belki de tesibin, minyatürün beni çeken tarafıydı bu. Çok küçük küçük nüanslarla bir şeyleri belli etmek. Resim sanki yapabilirim ama minyatür ve Ebru daha zormuş gibi geldi bana. Sanırım zora talip oldum. O yüzden daha çok çekti beni. Yani resmi yapabilirim, hep yapabilirim ya da içimde otursam yine yapabilirim gibi geliyor. Hani bunun için öğrenmek ne kadar sürebilir? Benim için bir yıl eğitim alsam ben resim yapabilirim. Buna inanıyorum. Ama minyatür yapmak için bakın 11 yıldır minyatür yapmaya çalışıyorum. Ben minyatürü yaptıkça, çalıştıkça kendimin ne kadar zayıf olduğunu, Allah'ın yaratma sanatının ne kadar üstün olduğunu ve bizim asla Allah'ın yarattığı hiçbir şeyle kendimizi yarıştıramayacağımızı, bir yaprak şekli olsun, bir çiçek şekli olsun, insanların vücutlarındaki orantı, yüzlerindeki orantı, bütün bunlardaki uyum Allah'ın yaratma sanatının inkişaf etmesini yani hayranlıkla seyrettim. Ben emekli olduktan sonra öğrenci oldum. Gözlem, Allah'ın yarattıklarını daha farklı bir gözle gördüm. Artık sadece gözüm ağaçlarda, yapraklarda, yerdeki otlarda. Bu saf bakış, kendini çoğu zaman varlığı soyutlayarak, sonradan olanları aslına götürmeye çalışarak yapar. Nakkaş, çizdiği her şeye sanki çok yukarıda bir gezegenden bakmakta, gördüklerinin öz anlamına ulaşmaya çalışmaktadır. Minyatürün genel bakış açısında, bu dünyanın geçici ve her şeyin yüzeysel olduğunu verme gayesi vardır.
Minyatürde tabiattaki nesneler olduğu şekilde çizilmez, stilize edilir, saydamlaştırılır, tek düze hale getirilip soyutlaştırılır. Minyatürlerde zaman kavramı, mekan kavramı ve boyut kavramı yoktur. Bir insan olduğundan çok fazla büyük gösterilebilir. Önemi küçükse küçük gösterilebilir. Minyatürde ele alınan konu derinleştirilmeyip soyutlaştırılırken, buna karşılık gerçekçi konular işlenmektedir. Minyatürde her eserin bir hikayesi oluyor aslında. Yani bazen ilk bakışta anlayamayabiliyor bakan kişi dışarıdan bir sergide mesela. Ama mutlaka yanına o hikayesini eklediğiniz zaman öyle büyük bir dünyaya açılıyor ki, yani bakan kişi de bir şeyler hayal ediyor. O da ayrı bir dünyaya giriyor. Bence masalsı bir tarafı var. Yani illaki içine çekiyor ya da beni çok çekiyor. Ben yaparken başka bir dünyaya gidiyorum. Minyatür sanatı esasen bir kitap resimleme sanatıdır. Daha çok saltanatların ve hanedanların desteklediği bu sanatla ortaya konan eserler, geçmişin dünyasının ajandaları gibidirler. Bin yıldır İslam beldesi olan Konya, payitaht olması dolayısıyla Selçuklu çağında birçok sanata ev sahipliği yapmış, minyatür sanatı da bundan nasibini almıştır. Ecdada ayrı bir hayranlık besliyoruz çünkü biz kağıt üzerinde o kadar zorlanıyoruz ki o desenleri geçirirken, tekrar çizerken. Onlar taşa oymuşlar. Bu taşlar çok büyük, çok yüksek. Biz belli bir milimetre çalışıyoruz. Orada hakim olmak çok kolay. Hataları düzeltmek çok kolay belki. Ama onlar çok büyük eserler çıkarmışlar. Tekrar hayran kalıyorsunuz. Geleneksel dünyada minyatürün asıl gayesinin tarihi olayları sanatsal bir şekilde arşivlemek olduğu sonucuna varılabilir. Nakkaşlar dini konulardan, yöneticilerin yaşam biçimlerine, şehir tasvirlerinden önemli olaylara kadar birçok konuyu işlemişlerdir. Bugünün minyatürleri ise geçmişin dünyasını yarına aktarmak üzere minyatür sanatının incelikleriyle Anadolu'daki Müslüman varlığının mühürleri olan eserleri yarına aktarmayı amaçlamaktadır. Biz var olan kültür varlıklarımızı, medreselerimizi, camilerimizi bunların orijinaline uygun olarak minyatürlerini yapmaya çalışıyoruz. Bunlar da bir bakıma herhangi bir deformasyon olduğu takdirde bu tarihi eserlerde belki bizim minyatürlerimizden ilham alınarak eksikleri gidermek anlamında bir tadilat yöntemiyle tamamlanabilecektir. Yani bizler araştırarak bir eseri çalışmaya başlarken birkaç eser okuyup araştırıp o eseri minyatür çalışmasını ona göre imal ediyoruz, yani üretebiliyoruz. Dolayısıyla bir bilgi, belge niteliğini taşımış oluyor aynı zamanda. O belgeler ışık tutacaktır bizden sonraki nesillere onların orijinal halleriyle. Selçuklu ve Osmanlı minyatürlerinin çoğunda günlük yaşam anlatılır. Padişahın seferleri, gezilen şehirler, şehzadelerin sünnet düğünleri, av partileri resmedilmiştir. Çalışmalar sanata dayalı olarak yürütüldüğü için de hem kalıcı olup kendilerinden sonraki nesillere aktarılmış olur, hem sanat yapılmış olur. Böylece sanat, ulvi amaçlara hizmet etmek için kullanılmış olur. Minyatürde de, tesipte de ilerlerken dönem dönem ilerleyebiliyorsunuz. Yani her dönemi ayrı inceleyebiliyorsunuz. İncelerken bu sefer çok daha farklı şeyler çıkıyor. Her dönem yenilik katılmış. İşte şimdi üzerimize çok büyük bir yük biniyor. Ben omuzlarımda o yükü hissediyorum. Çünkü biz neler katabiliriz? Selçuklu dönemi minyatürleri yapılmış, Osmanlı dönemi minyatürleri yapılmış. Şu anda sıra bizde. Biz inşallah gelecekle bir köprüyüz. Aslında bir köprü kurmaya çalışıyoruz. Bu köprüyü ne kadar ileriye götürebiliriz? Bu köprüden yani bizim neler geçirebiliriz ve bizden sonraki nesle ne kadar doğru aktarabiliriz? Bunun derdinde olmamız lazım. Biz bu sanatı
onların yaptıkları eserleri taklit ederek veya o sanatı sürdürmek amacıyla resim yeteneğimizi o alanda sürdürüyoruz. Yani tarihe saygı, tarihi yaşatma, tarihi geleceğe aktarma olarak görüyorum. Ben de buna belki bir katkıda bulunabilirim diye Selçuklu minyatür sanatını bir fedaisi, bir öğrencisi, bir hizmetçisi olmak istedim. Her ziyaret edişimde mübareği, bu beytin başına gelirim ve okurum. Her okudukça kendimden bir hisse çıkarırım. Eyvallah. Toprak oldu üstünde ne hoş güller biter. Taş gibiydin, çok gönül kırdın yeter. Toprak oldu üstünde ne güller biter. Kendimi hissime buradan bu beytten çıkartıyorum, çıkarttığım dersi sürdürüyorum. Her gelişimde okumaktan zevk alıyorum. Minyatür yahut nakış sanatı, geçmişi ve bugünü resmederken sanatçısını da geçmişten haberdar ediyor. Maziyi bilmeden atinin kurulamayacağına inanan medeniyet idraki, minyatür sanatına yön verdiği kadar sanatçısını da kendi prensipleriyle yeniden var ediyor. Sanatçının fıtratında gizli güzellikleri, ecdadının geçtiği yollardan geçirerek görmesini sağlıyor. Bence gelenekli sanatlar hobi değil, asla değil. Yani hobi gibi ilgilenilecek şeyler de değil. Yani küçük şeyler değil, bunlar yüzyıllardan beri gelen ve belki yüzyıllar sonra aktarılabilecek sanatlar. Biz küçük dokunuşlar yapıyoruz aslında. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz daha doğrusu. Çocukluğum musiki şinas bir ailenin içinde. Akşam toplantıları, büyük üstadların icraatlarını evimizde meşk etmeleriyle gayet güzel bir çocukluk yaşadım. Dolayısıyla sanat yaşantımız biraz erken başladı belki. Ama minyatürü ben emekli olduktan sonra minyatürü düşündüm. Nasipmiş bu kapıdan girdik. Allah'ın ilham ve takdiriyle burada başladık bakalım. Bu şekilde ilerletiyoruz çalışmalarımızı. Minyatür sanatı diğer geleneksel sanatlarda olduğu gibi usta-çırak ilişkisiyle öğrenilen bir sanattır. Minyatür sanatındaki öğrenme ve gelişme süreci zorludur ve hoca bu sanatta çok önemlidir. Bu sanat için gerekli olan geleneksel sanatlara ait çizim ve boyama özelliklerini bilmek, nakkaş titizliğine sahip olmak ve özgün eserler üretme yeteneğidir. İnsanların ruhuna yakın olan sanat, kalpleri yumuşatır, zıtlaşmayı ortadan kaldırır. Sanat, ruhun inceldiği yerdir. Çırak, ruh inceliğini önce ustasında seyreder. İlk ders gününde girdiğimizde hocamız halı seriyordu yerde, ampul takıyordu. Daha sınıf yeni oluşturuluyordu. Benim o bile çok hoşuma gitti. Yani beni o kadar sardı ki bir şeyler öğreneceğim. Farkına vardım yani. Bu sadece Ebru'ya dair değil, hayata dair. Yani bir hocanın önünde eğilmek, oturmak, ondan çok küçük yaşta başlamamın da belki de verdiği bir duygu bu. Hani çok olgun şu anki yaşımda ya da daha ileriki yaşta belki bu duyguyu hissedemezdim ama çok küçüktüm. Tamamıyla yani %100 bütün ruhumla gittiğimi hatırlıyorum kursa. Çok zor dönemlerdi. Hazır boya yoktu mesela. Ya da Ebru'da öt kullanılır. Hazır öt de yoktu. Biz kendi ödümüzü kendimiz kaynatıyorduk. Çok zorluklar yaşadım ama onlar beni o kadar güzel eğitti ki sanat adına, insanlık adına. Ben her zaman söylerim yani köşelerim vardı ve ben bunları sanatla yonttuğumu düşünüyorum. Sabrı öğrendim. Çünkü bana annem her zaman çok sabırsızsın, hemen her şey olsun istiyorsun derdi. Ve hala da hayret eder. Nasıl bu kadar sabır gerektiren sanatlarla ilgilenebildin? Buna hayret ediyorum der. Ben sanırım çok sevdim. Bütün ruhumla sevdim. Hala çok seviyorum. Ben burada yeniden talep oldum. Yeniden edebi öğrenmeye çalıştım. Yeniden insana saygıyı öğrenmeye çalıştım. Yeni bir eğitim alanı oldu benim için bu kurs. Ve minyatür çalışmaları sırasında öğrendim, tanıştığım insanlardan aldığım tasavvufi etkiler. İnsanın gözüne hitap edecek şeyler üretmeye çalışıyoruz veya
araştırmacılara hizmet edebilecek bir takım belge, bilgi niteliğinde minyatürler üreterek onların hizmetine sunuyoruz. Öğrenciliğimiz döneminde de bu tür sanatlarla ilgili öğrencilerimize de boş vakitlerinde bu hobileri biraz biraz aşıladık. Yani sergiler olduğu zaman götürdük ki bu konuda ilham almış öğrencilerimiz var. Çok farklı bir alan olmasına rağmen Güzel Sanatlar Fakültesini tercih edip işte tesip minyatür bölümünü okuyan öğrencilerimiz oldu. Onlar da farklı bir pencereden bakabilmeyi öğrendiler. Sanat her şeyin özünü, özündeki güzellikleri görme isteğidir. Bu haliyle de insana önce eşyanın özündeki güzellikleri görmesinde yardımcı olur. Minyatür sanatçısı bu yüzden kağıdını kendi hazırlar. Boyasını kendi hayalindeki renge büründürür. Ne çizeceğini kendi tasarlar. Allah'ın koyduğu sınırlara riayet ederek inşa yeteneğini kullanır. Bu düşünceyle sanatkar, etrafını farklı bir gözle görür, elini, dilini, davranışlarını böylece farklılaştırır. Zamanla bambaşka, yepyeni bir insan olur çıkar. Gelenekli sanatlarla uğraşan kişilerin böyle çok çılgın davrandığını göremiyorsunuz. Daha mütevazi olduğunu görüyorsunuz. İnsan ruhunda yani çok çatışmacı bir karakter olmuyor. Daha hoşgörülü davranabiliyorsunuz olaylara karşı veya karşınızdaki kişilere karşı. Affetmeyi öğreniyorsunuz. Yani daha barışçı bir kimliğe bürünmüş oluyorsunuz. İçime döndüm adeta. Manevi yönümü geliştirdim. Dışarıda insanlarla boş zamanlar geçirmektense saatlerce, gece yarılarına kadar minyatürle uğraştığım zaman zaten fonumda da mutlaka bir şey vardır. Bir tefsir açarım. Benim şahsi özelliğimdir. Bir tefsir dersi açarım. Bir sohbet açarım bir hocanın birisinden. Bir ilahi açarım. Onunla aldığım zevk artık o minyatürle ikiye katlar, ona katlar. Adeta dalar giderim yani. Çevremde kim var, neredeyim? Hiçbir bağlantım kalmaz. Ama ben bu zamanı ömrümün sadakası olarak düşünüyorum. Bütün geleneksel sanatlarda olduğu gibi minyatür sanatı da insan için zamanı ve mekanı, hatta hayatın her safhasını başka türlü anlama ve yaşama imkanıdır. Sanatkar iç dünyasının güzelliklerini inancıyla buluşturmaya başladığında gözlerden gizli bir aleme dalar. Bu alemde bir o vardır sanatıyla, bir de onu yaratan. Tabii ki bu minyatürle uğraşırken insan var olan sıkıntılarınızı bir kere bertaraf etmiş oluyorsunuz. Daha rahatlamış bir ruh haliyle başlıyorsunuz işe. Başka bir aleme dalmış oluyorsunuz. Daha sıkıntılarınızı attığınız için özgür, daha uzun süre başında zaman geçirmek istiyorsunuz o sanatla. O deryanın içinden çıktığınız anda birden hayatın gerçekleriyle yüz yüze kalacağınızı düşünüyorsunuz belki. Dolayısıyla saatlerin ne kadar uzadığını sizin için hiçbir önemi olmuyor. Daha çok memnuniyetiniz ortaya çıkmış oluyor. Çalışırken tabii bir takım duygular, hissiyatlar içine giriyorsunuz. Gece kalkıyorum, çalışıyorum mesela. Gündüz fırsat bulamıyorum bazen. İnşallah diyorum Rabbim ibadet yerine koysun. Çünkü saatler harcıyorum. Tefekkür ettiğim için belki diyorum inşallah o yere geçer. Öyle kabul eder Allah. Müslüman hayatının en yalın ve açık tanımı güzel yaşamak olarak değerlendirilebilir. Bu açıdan bakılırsa sanat faaliyeti en çok ahiret inancına sahip insanlar üzerinde güzel durur. Çünkü onlar bilirler yaratıcının yaratma sanatındaki güzellikleri ve onlar bilirler yarına neyin kalacağını insandan. Minyatür sanatı sadece eserlerini bırakmaz yarına. O eserlere hayat veren inancı, o eserleri inşa eden zarafeti de bırakır. İnsan ömrü çok kısa. Yani ziyan edecek kadar uzun bir ömrümüz yok. Onun için biraz üretmeye yönelik. Hep tüketici bir toplum olmaktan ziyade bir şeyler üretebilmeliyiz ve ürettiğimiz şeyler de gerçekten başka insanların hizmetine sunulabilecek
bir değerde olması gerekir. Zamanınızı kaliteli geçirin. Mutlaka evlatlarınıza, torunlarınıza kalacak eserler üretin. Bunu yapmak için de boşa geçirmeyin ömrünüzü. Mutlaka tarihimizi, kültürümüzü, ecdadımızı memnun edecek ve geleceğe aktaracak çalışmalar yapın diye bir arkadaşımızı buraya yönlendirdim. Sonra tanıdığım herkesi yönlendirmeye çalışıyorum. Birkaç kişiye böyle vesile oldum. İçine girdikten sonra gerçekten bu kaliteyi yaşadığını, benimsediğini gördüm. Onlar da çocuklarına aktarıyor, komşularına aktarıyor derken bir zincir, silsile oluştu yani. Yani burası insanı manevi olarak gerçekten etkiliyor. Değilse Selçuklu uğraşır mıydı, Osmanlı uğraşır mıydı? Özellikle genç arkadaşlarımıza, hangi sanat olursa bu, klasik sanatlardan da olabilir, modern sanatlardan da olabilir. Yetenekleri neyse, yani illa resim yapmaları gerekiyor demiyorum. Ama bütün sanatlar olabilir. Hayatımıza dokundurmamız lazım. Ruhumuzu beslememiz lazım onlarla. O zaman hayat daha yaşanılır ve daha güzel olur. Tek düze gitmez. Bu açıdan örnek olabiliyorsam, talebelerime olabilir, yakınlarıma ve en çok çocuklarıma. İnşallah çok mutlu olurum bu konuda. Beni bulamazsan üzülme, eşyalarımı bulacaksın. Kestiğim taşları, açtığım yolları, işlediğim nakışları bulacaksın. Ve göreceksin ki binlerce yıl öteden parmak izlerimiz değecek birbirine.